Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Dersimiz Yüce İslam tarihinden. Efendim keşif notlarıyla devam ederken Amir bin As'ın efendim Zat-ı Selasil'e gönderilmesiyle dersimiz devam ederken konumuz Ebu Bekir'in efendim öğütüyle konumuz devam ediyor. Efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında da insanlar yanında da ancak bununla şerefleniyorlar. İnsanların efendim başına geçmeye konusunda sen ise ondan nehy ediyorsun dedim. İşte görüyorsunuz efendim Ebu Bekir sen benden görüşünü sordun, öğüt istedin, ben de sana görüşümü anlatmaya çalıştım. Sana şunu da haber vereyim ki, Yüce Allah Muhammed Aleyhisselam'ı şu İslam dini ile peygamber gönderdi. O da bu din uğrunda olanca gücüyle çalıştı. Nihayet insanlar isteyerek istemeyerek ona İslam'a girdiler. Girince de Allah'a sığınmış, onun komşuluğuna ve himayesine girmiş oldular. Sakın komşuları hakkında Yüce Allah ile olan ahdini bozayım deme. Allah ahdini bozanları takip eder. Allah'ın komşusundan dolayı gazabı ise çok şiddetlidir dedi ve yanından ayrıldım diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edip Ebu Bekir Müslümanların başına getirildiği zaman hilafet makamına, devlet başkanlığına yanına diyor geldim. Ona ey Ebu Bekir sen beni Müslümanlardan iki kişinin bile başına geçmekten nehi etmemiş miydin diye sordum. Ebu Bekir evet ben bu sözümün üzerinde duruyor. Seni şimdi bile ondan nehi ediyorum dedi. Ya seni bu Müslüman cemaatin işini üzerine alıp yürütmeye efendim sürükleyen şey ne ola diye sordum. Ebu Bekir Hazretleri Muhammed ümmetinin ihtilaf ve tefrikaya düşüp helak olmalarından korktum. Bunun için bana tevdi ve emanet ettikleri vazifeden kaçmak, kurtulmak yolunu ben bulamadım dedi. Ve doğru söyledi. Evet sevgili dostlarımız, şimdi görüyorsunuz ki bu öğütleri Ebu Bekir Hazretleri efendim kendine soran zata bu öğütleri verdi. Mücahitlerin Medine'ye dönüşleri konusunda da mücahitler Zat-ı Selasil'den Medine-i Münevvere'ye yöneldiler.
Yolda çok soğuk bir gecede Amir bin As ihtilam oldu. Arkadaşlarına siz bana ne dersiniz? Vallahi ben ihtilam oldum. Düşüm azdı. Eğer bu soğukta gusleder yıkanırsam helak olurum dedi. Su getirip taharetlendi, abdest aldı, gusül yerine de teyemmüm yaptı. Kalkıp arkadaşlarına sabah namazını kıldırdı. Af bin Malikül Eşcai efendim selametle dönüşlerini ve gazaları sırasında olup bitenleri Peygamberimize haber vermek üzere postacı olarak önden gönderdi. Af bin Malik der ki, halkın bu seferden dönüşlerinde Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına ilk gelen ben oldum. Seher vakti idi. Resulullah aleyhissalatü vesselam evinde namaz kılıyordu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyerek selam verdim. Selam verince Resulullah aleyhissalatü vesselam sen Af bin Malik misin diye sordu. Evet, babam ve annem sana feda olsun. Ben Af bin Malik'im. Ya Resulallah dedim. Efendim, sahibil cezur, deveyi kesip etini bölüştüren deveci mi diye sordu. Evet dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam selamımı alıp bana fazla bir şey söylemedi. Olan bitenleri bana haber ver buyurdu. Evet sevgili dostlarımız. Ben de giderken bütün olan bitenleri Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Amir bin As arasında geçenleri ve Ebu Ubeyde'nin ona itaat edişini, uysal davranışını birer birer haber verdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı rahmetiyle esirgesin buyurdu. Sonra Amir bin As'ın cünüp olduğu halde yanında taharetlenmesine yetecek miktarda hatta daha fazla su bulunmadığı için teyemmümle bize namaz kıldırdığını, Müslümanları ateş yakmaktan ve düşmanları takipten men ettiğini haber verdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam sustu. Peygamberimizin Amir bin As'ı sorguya çekmesi ve takdir etmesi, Medine-i Münevvere'ye dönüp geldikten sonra Efendim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eshabına Amr'ı nasıl buldunuz diye sordu. Sahabiler onu hayırla andıktan sonra ya Resulallah
cünüp olduğu halde bize namaz kıldırdı dediler. Peygamberimiz haber saldı. Amir bin As'ı yanına çağırttı. Efendim gelince kıldırmış olduğu namazı sordu. Amir bin As, seni hak ve gerçek dinle, peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki gusül edeydim ölürdüm. Ben hiçbir zaman soğuğun öylesini görmemişimdir. Yüce Allah, kendinizi öldürmeyiniz. Şüphe yok ki Allah sizi çok esirgeyici bulunuyordur. Nisa suresinin 29. ayeti kerimesinin buyruğunu söyledi ve bu ayet böyle buyuruyor dedi. Peygamberimiz güldü. Amir bin As'ın yaptığını yerinde bulduğundan kıldırmış olduğu namazı ne iade ettirdi ne de kendisinden daha fazla izahat istedi. Amir bin As Müslümanlara ateş yaktırmadığı ve düşmanları takip ettirmediği hakkında yapılan şikayet üzerine de ey Allah'ın peygamberi, Müslümanlar azlık idiler. Düşmanın onları az görmelerinden korktum. Düşmanları takip etmekten de onları nehy ettim. Çünkü onlar için pusu kurulmuş olmasından, kendilerinin pusuya düşürülmesinden korktum dedi. Amir bin As'ın bu davranışı da peygamberimizin hoşuna gitti. Amir bin As'tan şikayet edenlere, görüyor musunuz? Arkadaşınız hem kendisini hem sizi nasıl düşünüyor buyurdu. Amir bin As da namaz kıldırma hadisesini şöyle anlatır. Zat-ı-Selasil gazvesinde soğuğu pek şiddetli olan soğuk bir gecede ihtilam olmuştum. Gusül edeceğim, efendim gusül edersem ölürüm diye korktum. Teyemmüm ettim, sonra arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip bunu kendisine arz ettiğim zaman, ey amir, sen arkadaşlarına efendim cünüpken namaz mı kıldırdın diye sordu. Evet ya Resulallah, ben soğuğu pek şiddetli olan bir gecede ihtilam oldum. Eğer gusül edersem ölürüm diye de korktum. Yüce Allah'ın kendinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz efendim şüphe yok ki Allah sizi çok esirgeyici bulunuyordur. Nisa suresi 29 böyle buyurduğunu hatırladım. Teyemmüm ettim, sonra namaz kıldırdım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güldü, hiçbir şey söylemedi. Amir bin As'ın peygamberimizden en çok kimi sevdiğini sorması. Yine Amir bin As der ki,
Resulullah aleyhissalatü vesselam beni efendim askeri birliğin başında Zatüsselasile göndermişti. Askeri birliğin içinde Ebu Bekir ve Ömer de bulunuyordu. Resulullah'ın yanında benim yerim daha üstün olmasa ben herhalde beni Ebu Bekir ve Ömer'in başına kumandan dikerek göndermezdi diye içime doğdu. Hemen Resulullah'ın yanına gelip ya Resulallah, toplumun sana en sevgilisi hangisidir diye sordum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ayşe'dir buyurdu. Erkeklerden kimdir diye sordum. Ayşe'nin babası Ebu Bekir'dir buyurdu. Ondan sonra kimdir diye sordum. Ondan sonra Ömer'dir buyurdu. Bir takım erkeklerin isimlerini daha saydı. Evet sevgili dostlarımız, kendi kendime artık bu sorumu tekrarlamayayım dedim. Beni en sonraya bırakmasından korkarak sustum diyor. İşte insanlar Allah yanındaki dereceyi Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kendi nefsine kimse pay vermemelidir. Amir İbni As işte bunun örneğini göstermiştir. Bu savaş konusunda da Kaytani'nin birçok yanlışlarını görmekteyiz. Onun için bu yanlışların karşısına biz Yüce İslam'ın güçlü belgeler ve delillerle bunların Kaytani'nin yanlışlarına doğrularla cevap vererek geldik. Doğru belgelere dayanarak derslerimiz devam etmektedir. Sevgili dostlarımız, şimdi de inşallahü teala Peygamberimizin huzalara mektup göndermesiyle dersimiz devam ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'den döndükten sonra hemen efendim huzalardan Müslüman olmayan kalmamıştı. Arap kabilelerinden birçokları Müslüman olmuşlardı. Efendim çevrelerinde Müslüman olmayıp müşrik kalan Araplar pek azdı. O sıralarda Alkame bin Ulase ile efendim Hevze'nin iki oğlu Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş bulunuyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 8. yılında Cumadül Ahire ayında huzalara bir yazı gönderdi. Peygamberimizin mektubu Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah'tan Büdeyil ve Büsür ve Beni Amir aileleri efendim gelenlerine
amir ileri gelenlerine, selamün aleyküm, ben sizden dolayı Allah'a hamd ederim. O Allah'a ki ondan başka ilah yoktur. Bundan sonra derim ki, beni sizinle olan ahit ve akrabalığa hiçbir gölge düşürmedim ve yandaşlarınızı da bırakmadım. Tihame halkından sizler ve efendim Mutayyibun'dan size bağlı bulunanlar bana akrabalık efendim yönünden daha yakın, nazarımda da daha efendim değerli ve şerefli bulunuyorsunuzdur. Sizlerden hac ve umre yapmak maksadı dışında Mekke-i Mükemmere'de oturmamak şartıyla kendi yurtlarında efendim kalsalar bile hicret ederler, edenlere efendim kendim için tanıdığım hakkın aynını tanımış bulunuyorum. Ben hiçbir zaman sizinle olan barışıklığı ve dostluğu elden bırakmamışımdır. Sizler şimdiye kadar efendim benden benim tarafımdan hiçbir korkuya ve endişeye de düşmüş değilsinizdir. Şimdi Alkame bin Ülase ile efendim Hevze'nin iki oğlu Müslüman oldular ve hicret ettiler. İkrime efendim kabilesinden kendilerine bağlı bulunanlar efendim için de beyat ettiler. Sizden bana tabi olanlar için kendime tanımış olduğum hakkın aynını tanımışımdır. Bizler helal ve haram olan bütün hususlarda daima birbirimizle efendim birbirimizleyizdir. Ben efendim vallahi size yazmış efendim yalnız söylemiyor, doğru söylüyorum ki babanız sizleri seviyordur. Sizlere selam olsun. Bu mektup Hazreti Ali tarafından kaleme alınmıştır. Kaytani'nin bu konuda da bazı gerçekleri amacından çarpıtmaya çalıştığını görmekteyiz. Her zaman hatırlattığımız gibi güneş balçıkla sıvanmaz. Sevgili dostlarımız. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın efendim
Süfül Bahir'e gönderilmesiyle dersimiz devam ediyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Süfül Bahir efendim Havat seferi hicretin 8. yılında vuku bulmuştur. Bu sefere Süfül Bahir deniz sahili ve efendim Habat kazası denilir. Sefer sırasında askerler açlıktan ağaç yaprakları yedikleri için Ceysül Habat yaprak askerleri denildiği de vardır. Habat lügatta efendim sıkılmış yapraklar demektir ki hep kurutup un gibi inceltilen un veya başka bir şeyle karıştırılarak su efendim katıldıktan sonra devenin ağzına efendim dökülen bir durumdur ki Habat deniz sahilinde efendim Kubediye nahiyesinde Kabaliye nahiyesinde Cüheynelere efendim ait bir yer olup Medine-i Münevvere'ye 5 günlüktür. Efendim Kabeliye de efendim Cühevnelere Beni Arek kabilelerine ait bir efendim yer olduğu da söylenmiştir. Süfülül Bahir seferi efendim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Rebul Evvel ayında Ka'b bin Ümeyr'in efendim başkanlığında 15 kişilik bir davet ve propaganda birliğini Şam topraklarından zati efendim Atlah'a göndermişti. Zati Atlah'ta oturan efendim toplum Kudalardandı ve Sedus adındaki bir liderleri de idaresi altında idiler. İslam propaganda birliği Zat-ı Atlah'a vardıkları zaman orada pek çok halkı toplanmış bulmuşlardı. Beni Kudalar atlar üzerinde gelerek Müslümanları ok yağmuruna efendim tutmuşlar ve hepsini şehit etmişlerdi. Beni Kudaların bu tutum ve davranışları Peygamberimize çok ağır gelmiş, onlara askeri bir birlik efendim göndermeye niyetlenmişse de başka bir yere çekip gittiklerine haber alınca
onları kendi hallerine bırakmıştı. Cüheyneler Kudaa kabilesinden bir kabile idi. Mute Savaşı'nda düşmanın 200 bin kişilik ordular topluluğunun yarısını da teşkil eden yardımcı Arap askerleri arasındaki Behra, Bali, Belkain gibi kabileler de Kudaalardan idiler. Amir bin As'in Cumadel Ahire ayında Zatüs Selasile geldiğini işitince bunlar da etrafa dağılmışlar, ele geçirilememişlerdi çünkü kaçmışlardı. Habat Sülfül Bahir'de Kudaa kabilelerinden beni Cüheynelerin yurdu olup Kureyş ticaret kervanının Şam yolu üzerinde yerleşmişler idi. Peygamberimiz Ebu Amirül Eş'ari'yi bir vazife ile Şam'a göndermişti. Ebu Amir dönerken Mute'ye uğrayıp yapılan savaşa şahit olmuş, Medine-i Münevvere'ye gelince durumu Peygamberimize haber vermişti. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin Şam'dan yiyecek vesaire ticaret kervanlarının gelmesiyle olduğunu ve beni Cüheynelerin yurdundan geçeceklerini haber almış da bulunuyordu. Buna göre beni Cüheyne beni Cüheynelere gönderilecek askeri birliğin iki vazifesi de vardı. Beni Cüheynelerle çarpışmak, Kureyş kervanını beni Cüheynelere karşı korumak. Bu seferde Müslümanların kervanı ele geçirmek gibi bir gaye güdemeyecekleri açıktır. Çünkü Hudeybiye'de Kureyş müşrikleriyle yapılmış olan mütareke ve muahede yürürlükte idi ve buna aykırı hareket edilmesi de düşünülemezdi. Gerçi Hudeybiye muahedesi Kureyş kervanını korumak vazifesi vazifesini Müslümanlara yüklüyor da değildi. Fakat Kureyş kervanını İslam düşmanı Cüheynelere karşı korumak ve onların eline düşürmemek, düşmanın güçlenmemesi niyetiyle verilmiş ve dolayısıyla da Kureyşilere iyilik edilmiş olacaktı. İşte bunun için olmalıdır ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
efendim Sifilül Bahir Bahre göndereceği birliğe Kureyş kervanını gözetmek vazifesini de vermişti. Nitekim Cabir bin Abdullah Kureyşlilere ait bir ticaret kervanını gözetleyecektik demişti. Peygamberimiz efendim Sifülül Bahire doğru göndereceği askeri birliğe efendim Ebu Übeyde bin Cerrah'ı kumandan tayin etmişti. Birliğin mevcudu konusunda Peygamberimiz muhacir ve ensarla karışık olan 300 kişilik bir birliği deniz sahilinde Cüheynelerden bir kabileye doğru yola çıkardı. Bunların 310 kişilik efendim oldukları da rivayet edilir. Bu mücahitlerin içinde Hazreti Ömer de efendim bulunuyordu. Hurma azığının yolda askerlere nasıl bölüştürüldüğü konusunda da efendim inşallah bu bir sonraki dersimiz de buradan devam edecektir. Bugünkü dersimiz de buraya kadar gelmiş bulunmaktayız. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an.